Türkiye gibi, Pakistan gibi güçlü devletlerin yani Filistin'e üst kurmaları lazım. Yani tepki veriyoruz, Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız büyük tepki veriyor ama fiilde bir şey yok. Yani oraya asker gönderirse de biz burada hazırız. Şahsen ben kendi adımı, soyadımı, TC kimlik numaramı verir. Ben kendi çoluk çocuğumu burada bırakıp gitmeye hazırım. Ve benim gibi bu ülkede, bu şehirde ve bu ülkede binlercesi, milyonlarcası var. Biz nillah, Allah artırsın sayımızı. Yani biz hazırız. Ha bunu yapamıyorsanız, yapsalar biz dünden hazırız. Yapamıyorsalar bari onlara tepki olarak İncil'i kapatsınlar. Hürecik'teki üssü kapatsınlar abi. Yani İsrail'i neye koyuyoruz biz? Biz halk olarak devletimizin İsrail'e vereceği bütün tepkilere hazırız. Ekonomik, askeri, biz asker olarak buradayız abi. Batman'dayız, Diyarbakır'dayız, Mardin'deyiz, her yerdeyiz. Ne zaman desene biz hazırız Allah'ın izniyle. Bu tepkiler yetmez. Herkesin elinden gelen neyse onu yapması lazım. Türkiye bunu ekonomik olarak da yapabiliyor. Mallarına boykot koyarak da yapabiliyor. Askeri müdahale de yapabiliyor. Bunları yapmadıktan sonra her ne kadar sözde müdahale ediyorsa da bu sözde yetmez. Anlatabildim. Bizim Cumhurbaşkanımız gerçekten de dünya liderleriyle konuşup sözde hal edeceğiz diyor. Ama maalesef herhangi bir müdahale yok. Bir müdahale olmadıktan sonra ya madden, ya manen, ya ekonomik, ya askeri şekilde olmazsa olmaz bu. Yani sözle olmaz bu iş. Olacak iş de değildir. Yani Cumhurbaşkanı bunlara karşı somut bir adım atması lazım. Öncelikle siyasi, ekonomik, ondan sonra askeri olarak birçok ilişkilerimiz var. O ilişkileri kesmemiz lazım bir an önce. Elçilikleri kesinlikle kaldırmak lazım. Askeri olarak üslerimiz var. İncirlik üssünü özellikle oradan bir an önce kaldırılması lazım. Bu taleplerimiz var, bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bir şey düşerse halk olarak ne gerekirse yaparız. Gerekirse kendi canımızla, malımızla, her şeyimizle oraya gitmeye hazırız. Yeter ki kapılar bize açılsın yani. Tabii ki ülke olarak başta yetkililerin devreye girmesi lazım. Sert olarak tabii yapmamız gerekenler var. Bunlar nedir? Maddi anlamda katkılarımızı sunmamız gerekiyor. Duada bulunmamız gerekiyor. Devlet olarak bugün neler yapabilir mesela? Bugün İsrail hamisi kimdir? ABD'dir. Burada incirlik mesela ABD'nin üssü var. Değil mi? Onu kapatabilir. Diplomatik ilişkileri sekteye uğratabilir. Türkiye'de İsrail'in elçilikleri var. Bunları kapatabilir ve hemen bir an önce yurtlarına, memleketlerine gönderebilir. Başta aklımıza gelen şeyler bunlardır. Yani sadece İsrail değil, bunun hamisi olan ABD'yi de o şekilde elçiliklerini kapatmamız lazım, üstlerini kapatmamız lazım. Ekonomik manada ürünlerine boykot etmemiz lazım. Tabii biz fertler olarak da boykot yapmamız lazım. Hepimiz mesela tüketiciyiz, birer tüketiciyiz. Onların mallarına boykot etmemiz lazımdır. Evlerimize getirmememiz lazımdır. Bu konuda herkesin duyarlı olması lazım diye düşünüyorum. Vega İsani Müslüman Garasa Kublaha Bagayda Kudüs Kublanaya. Ümmeti Müslüman tamamı devleti İslamiye Müslüman. Tafam ki gerek Avustralya kurakın des babijni. Des kebne Türkiye. Türkiye bu tane çeki zora. Gerek o Arabji sarı kurakın tamam Müslüman sarı kurakın karşı var rahmet. O evya ve diye her sal mahar Ramazani ve mazlumat ve Filistin atka tafam ki Kudüs amatka Kaba amatka Kublame. Am canı ko malı ko vejeya. Am des kebden. و هم دریا خدای خود پیغمبری خود و مسلمات قدوسا خود قبلا خود جام خود شهید کن و خود تعالی ما و تبع اسلام که تفاهم کرده و خود تعالی حقی و فلسطین اجیه یا اجوی ها و دیر نیله و سه امریکا جی برد تمام دولت مسلمان ها ای مسلمان تفاهم کرده چخوا خریستیان و یهودی و فلان بیمان تبع باتی ها اسرائیل کرد قسم دولت اسلامی بر عمبا گودن سر قواتان نگی سواش جیه برد تمام عمبا گودن سر وانا که وفاق دیاشو. Le projet s'accélère.